Selam dostum, kanalıma hoş geldin. Ben Gökay. Bugün sizlerle ormancı kışkırtma serimizin bir başka videosunda birlikteyiz. Bu sefer sizin istediğinizi yapacağım arkadaşlar. İstediğiniz şey neydi? Eğer karşıdaki adam küfür etmezse ona RP verir misin? Ben de parayı birazcık kıyacağım. 3150 RP yapıştıracağım adama. Biliyorsunuz ekipmanları da yeni aldım. Yani bayağı bir borç batağındayım aslında ama 3150 RP'de 200 lira olmuş. Yani yapacak bir şey yok. Değer buna. Siz istediğiniz, ben de sizi kırmayacağım. İlk başlarda adama bir şeyler söylemeyeceğim. Daha sonrasında da belki böyle bir iki tane ufak ufak böyle adamı dürtecek şeyler yazarız. Belki bir XT göndeririz. Bir iki şako repli yazarız. Bak bir varım bir yokum falan filan böyle ruh hastası şeyler yazar. Adamı delirtmeye çalışırız. Ama hiçbir şekilde adama hakaret etmeyeceğiz. Ama adam tabii ki bize küfür etmezse. Küfür ederse enayi falan yardırırız, geçeriz. Şimdi Lee Sin kardeşimiz buralarda karşımıza çıkar mı diye bakıyorum. Gördün mü beni? Beni görmüşsün. Gel bakalım iyisincim. Öldün ya. Öldün kankam. Şimdi bu ilk kesişimizdi. Karşı ormana bildiğiniz gibi bir zayıflatma geldi. O yüzden bu karşı orman serisinin ilk videosu. Yani sezon 13'te çektiğim ilk karşı orman kışkırtma. Çünkü çok zor abi, baksana kamplara vuramıyoruz bile. Kamplara vuramıyoruz bile, bu birazcık sıkıntı teşkil ediyor. Şimdi ne yapacağım? Bunu alacağım. Şunu şöyle alacağım. Buradan kaçıyor gibi yapacağım. Lee Sin gelirse savaşabilir miyiz? Yenilmezi olduğu için savaşmak istemeyeceğim. Şuraya bakıyorum. Bir kampa girerse ama gireceğim. Yani skillerini attıktan sonra arkasında çıkabiliriz. Ama adam akıllı çıktı galiba. Adam gelmiyor buraya. Tamam, şu scuttle'ı alayım. Şurada W'muz bize görüş verdiği için adamın neler yaptığını da görebiliyoruz. Direkt benim Bloom'a gitmek isteyebilir, biliyor musunuz? Bazıları böyle çılgınlıklar yapıyor. Aslında doğru da bir şey. Yani yapması güzel bir şey bunu. He. Keşke gelseydi oraya. Keşke oraya gelseydi, birden çıksaydı orada, güzel keserdik. Adam üst ormanı komple bize salmış olabilir. Bak MF falan da gözükmüyor. MF falan da gözükmüyor. Aaa. Evet. Şimdi bak orada beni arıyor. Bak buraya birazcık yardım lazım. Buraya birazcık yardım lazım. Katerinacığım, hayatım. Hayatım, görür müsün şunu? He, görmüyorsun. Görmüyorsun ve beni üzüyorsun. Şöyle gel buraya. Güzel. Reset almadan kesemezsin. Zaten normal şartlarda Lee Sin Shaco'ya göre güçlü bir şampiyon. Ignite'ınız var diye kesiyorsunuz. Yenilmez var bir de adamda. Normalde dediğim gibi kesemeyiz. Ama burada kesmemiz güzel oldu. Bakalım devam. Bizim top lane'deki adam AFK kaldı. İnanılmaz bir durum bu gerçekten. Ignite'ı direkt atacağım. Şu an saldırı hızımda olduğu için keserim bunu. Tamam, saldırı hızımda olduğu için kestim bunu. Şöyle bir dans edeyim diyecektim de dans edecek zaman yok, biliyor musunuz? Dans edecek zaman yok. Aa, zor bir challenge olacak. Fiora çünkü kill aldı bayağı. GP AFK kaldı. Ama bu aksine iyi bir şey. Çünkü ben normalde karşı ormancıyı bu kadar kestiğim zaman çok çabuk FF gelebiliyor. Şu an FF gelmeyecek ve adamlar öne geçebilecek. O yüzden durmadan bana bir şeyler yazma ihtiyacı duyacaktır diye düşünüyorum. O RP'yi dediğim gibi kolay kolay vermek istemiyorum. Biraz daha bir şey yazmazsa direkt chat yapmaya başlayacağım. Şu Ekko killini almam lazım ya. Tamam. Bu bayağı okey oldu bizim için. Şimdi buradan çıkacağız. Şurada tekrar kurtlara doğru yürüyeceğim. Adamın blosunun çıkmasına birazcık var. Şöyle bir kurtlarına doğru bir bakalım. Şuraya bir tane kontrol totemini bırakacağım. Şuraya da bir tane normal totem bırakacağım. Şöyle gizli gizli şu sağa sola bir baktım var mı diye. Şöyle bir maskemi de takayım. İşlerin birazcık rengini değiştirelim. Ya Lee Sin'in üstteki bütün kamplarını aldım. Adam hala yok. AFK mi kaldı acaba diyecektim. Yok, AFK de kalmamış. Aynen. Senin orada birebir de vurdurman benim suçum. Senin orada birebir de vurdurman kesinlikle benim suçum. Geldim buraya. Bunu da kestim. Güzel. Şimdi Lee Sin nerelerde? Senin freni. Keşke mid lane kışkırtma yapıyor olsaydık.
Geldim. Aha, çok güzel. Çok güzel, yakaladım seni. Seni yakaladım. Gel buraya, gel 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 gel. Gel buraya, gel gel gel. Bir tane düz vuruş vurayım. Bak, bir tane düz vuruş vurayım. Bir tane düz vuruş, bir tane daha düz vuruş. Şöyle yazalım şöyle. Yat. Yat yazalım şöyle. Şöyle yazayım bir de, bir dakika bir dakika. Lee Sin alam şako kantırlayam. Küfür etmezse direkt vereceğim. Direkt vereceğim RP'sini. Ama ben ettireceğimi düşünüyorum. Şu ana kadar ettiremediğim bir kere oldu. Bir videoda. Onda da yazmışsınız keşke RP verseydin diye. O yüzden sizin yani söylediğiniz şeyleri dikkate alıyorum ama işte abone olup bir beğeni atarsak şöyle videodan gelene en azından RP'ye verelim. Arkadaşlar ekipmanlar gelmek üzere. Dediğim gibi kasa dünkü videoda söylemiştim. Kasam geliyor. Kasam geldikten sonra çok daha güzel, çok daha akıcı videolar sunacağım sizlere. Her şey sizin için. Buradan şöyle bir scuttle alayım. Üst ormanda görüşüm bayağı var. Üst ormanına gitmem lazım ama Ekko da çok güçlü bir şampiyon. Ekko'yu hani kestik ama hep ultisi yok diye kestik. Şöyle bir karşı ormana gireceğim. Blue Smite alma sebebim de zaten karşı ormanı rahat rahat counterlamak. Şuraya bir tane totem atacağım. Muhtemelen üst ormanında şu an. Ama benim mid lane'im üst ormanında olmadığı için üst ormanına gidemem. Buradaki kampları alacağım şu an direkt. Ekko geldi buraya. Ekko geldi. Güzel. Ekko. Ooo, Ekko. Bak E'yi atmıyorum, görüyor musunuz? E'yi atmıyorum hiçbir şekilde. E'yi atmıyorum hiçbir şekilde. Yat lan. Şöyle hemen kışkırtmaya devam. 10 levelim. Aha, Lee Sin. Lee Sin. Lee Sin geldim. Lee Sin bekle orada. Lütfen bekle. Hadi. Yat aşağıya. Bir daha yazdım. Şöyle bakalım. Ya yazmıyor olamazsın adamım. Yazmıyor olamazsın ya. Yazmıyor olamazsın. Hadi hadi hadi. Geliyor, hissediyorum. Yakındır. Hemen reset aldım. Bilerek beklemedim Red'inde. Çünkü adam durumu işkillendi. Sinirlendi ama belli etmiyor sadece sinirlendiğini. Şu an mesela Blue'suna gideceğini biliyordum. Red'ine hiçbir şekilde gelmeyeceğini. Red'ini bana bırakıyor çünkü şu an korkudan ve saygıdan. Bak şimdi buralarda bir yerde ama. Aldım onu da. Şöyle bir tane soru işareti. Şöyle bir tane soru işaretini de attım. Ya Fiora veya Ekko olsaydı jungle'da mesela şu an kıyametti. Uf, güzel kestim bunu da. Bunu da güzel kestim. Lee sesin mi kesildi? Adamın sesi çıkmadı hiç zaten de. Ya bakın bazılarında chat ban oluyor bu arada. Bir şey yazmasını istiyorum. En azından eline sağlık yazsın, bir şey yazsın. Adamın chat banı olabilir. Lee ağlıyor. Aptal yardıma gelin falan diye. İyi, chat banı yokmuş, tamam. Chat banı olsa çünkü yazamaz ben. Hani bir kere en azından ol chat'ten bir şey yazmasını istiyorum o RP'yi vermek için. Yani ne bileyim, kardeşim iyi oynadın. Late'te görüşürüz falan diyor. Cidden mi? Dur dur. Cidden mi Lee? Bana da desene. Late'te görüşürüz falan diyormuş. Tamam. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Gel buraya. Gel buraya. Lee Sin'cim. Lee Sin. Gelecek misin Lee? Gelmeyeceksin. Bu çocuk çok sinirli ya. Bunlar çok sinirli hareketler. Ben kendi ormanıma gireyim biraz ya. Şu Blue Smite dönüştükten sonraki gücünüz çok artıyor. Çünkü karşı ormanda artık fink atabiliyorsunuz. Yani şu bak dönüştürdüm. Artık çalılarda çok hızlıyım. Base atacağım. Cam biçenimi alacağım. Sonrasında da direkt Dominik ebedi gideceğim. Dominik'i direkt yapıştıracağım çünkü Lee Sin zırh çıkacaktır. Bizim olayımız da şu an tamamen Lee Sin'i kesmek. Gidip tahsiller falan almıyoruz.
Onun dışında ya sizin istediğiniz şeylere gerçekten değer veriyorum. Nasıl söyleyeyim? Adam bana bir şey yazmadan bir şey yazdığımda böyle bir iki kişi bir şeyler söylemişti. Ben işte ne kadar nasıl söyleyeyim? Kendimi ifade etmeye çalışsam da bazen ifade edemiyorum ya da insanlar anlamak istemiyor. Hani bu sadece bir içerik. Zaten LOL kitlesi genel olarak ne yazık ki toksik bir kitle. Hani adam bana bir şey yazma hakkına sahip ama ben adam bana bir şey yazmadan yazma hakkına sahip değilim mesela. Anlatabildim değil mi? Lee Sin gel buraya. Gel. Lee Sin late'de görüşürüz. Gel buraya. Klonumla yüzleş. Ya öyle öyle hadi öl. Gel. Şöyle bir tane atarsam sana seni keserim ama. Kestim. Güzel. Şöyle bir de Jungle Diff mi yazsak ya? Diff. He bunun için ne yapıyorum işte? Adama yazıyorum diye sizin de gönlünüz olsun. Hani RP verelim dedik. Adam kışkırmazsa adama en azından bir ödül vermiş olalım. Hani o şekilde dengeleri ayarlamaya çalışıyorum. Yat bakayım bir daha. Senin orman benim. Birader. Kes sesini. Aa tamam. Bu kışkıracak. Yatıracağım şimdi. Aa başladı. Başladı başladı başladı. Ağla. Tamam, anayı karıştırmasa yatıracağım seni dese ben bunu küfür saymazdım. Ama anayı karıştırdığı için yok abi ben bu adama RP vermem. Hak verirsiniz diye düşünüyorum. Bak yat aşağıya ya da bana bir şey yazsa hiç sıkıntı değil ama böyle gelip annem anne muhabbetleri yapamazsın kankam. Yat bakayım şöyle. Şöyle bir smite'ı bastım. Kaçtım. Kaçtım. Yat. Anneci seni. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir şey daha yazacağım. Bir şey daha yazacağım. Şunu keseyim. Bunu ölmeyeyim de. Seni arkadaşlarının arasında alırım. Senin annen kadar kimse küfür hak etmiyor. Arkadaşlar sonra suçlu ben oluyorum abi. Sonucu böyle işte. Siz bir tane maçta görüyorsunuz abi. Adam bana hiçbir şekilde küfür etmemiş. Adama niye bunu yaptın? O adam o maçı kazanınca neler ediyor, neler yazıyor biliyor musunuz abi? Bilmiyorsunuz. Yani %90-95'lik kesim böyle. Ne yazık ki böyle. Yani %5'lik kesime denk gelince de yani burada bilmiyorum. Eğlenmek için geliyor. Millet buradan iş hayatının stresinden gelip burada eğlenmeye geliyor. Tamam mı? Orada da gelip yani duyar kasmazsınız ya. Duyar kasmazsınız. Bu arada o maskeli neden maske takıyorum videosunda açıkladığım muhabbet. Bu söylediklerim %1'lik kesim için geçerli. Böyle %1'lik duyar kasan işte o adamın moralini bozdun, mentalini bozdun diyen kesim hep olacak. Onlara da yapacak bir şey yok artık. Dedikleri gibi hani birçok arkadaşın beni yorumlarda destekleyip efendilik isteyen beyaz şova gitsin dediği muhabbet var ya. Harbiden harbiden muhabbet o yani. Ben bunu yapacağım. Bak adam bana yazdı şimdi ben bu adama ne yazsam yere. Şimdi kişi birisi de şey diyecek sen sözde o kadar şey yazmasaydın adam da şey yapmazdı. Ne yapayım abi? Ne yapalım? İşimiz bu benim de. Neredesin lan? Bak şimdi. Yine annendeyim falan yazacak. Bak. Durdu orada yazıyor. Gel buraya gel. Düz vuruşu vuramadım. Ölmedim. Of. Güzel. Takım arkadaş. Bekleyin, Lee taşır. Anneci çocuk. Bak şimdi bak bak anneci çocuk diyeceğim şimdi iyice çıldıracak. Ya bir insanın direkt zaten hani annesine küfür ediyorsanız büyük sıkıntılarınız vardır. Ben burada yaptığım kışkırtmalarda da hiçbir zaman adama küfür etmiyorum.
Anne. Anneci değil annenci. Ya oğlum ben var ya yani bak bazen de ne oluyor biliyor musun? Böyle adamlar geliyor diye haklısınız. Bazen böyle günah olmayan adamların canını acıtıyoruz. Hani o konuda hak veriyorum. O yüzden zaten RP vereceğim. RP vereceğim ama benim kışkırtmalarım sözlü bir şey abi. Hani söylüyorum mental olarak adamı düşürecek şeyler yazıyorum. Diyorsunuz ki işte adam belki zor bir gün geçirdi. Orada geliyor yine üzülüyor. Abi yani mutelesin yorumlarda da herkes aynı şeyi yazmış. Mutelesin geçsin abi. Şuradan gelecek beni susturacak. Bir kere yazdım mı? Kaldık ilk yazışım da küfür değil. Lisine soru işareti attım tamam mı? Toksik olduğumu anladı mı? Basacak abi muteye geçecek. Oynayacak oyununu. Bu kadar basit yani bunun çözümü bu kadar basit. Adam oturup benim her yazdığımı okumak zorunda değil ki. Aa bak adamın da hoşuna gidiyor. Adamın da hoşuna gidiyor ki durmadan yazıyor. Geldim. Gel. Eşek al. 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 Devam. Kaç defa keseceğim onu? Daha kaç defa keseceğim onu? Yat bakayım sen de öyle. Orada base atma. Orada B atma. Heh. Gel bakayım Fiora gel. Senle de bir şeyler yapalım ya. Yapamıyor muyuz senle? Senle yapamıyormuşuz. Fiora iyi oynuyor. Fiora iyi oynuyor. Malphite ulti atmasaydı. Ekka'ya bak şimdi. Abi kitle böyle. Saygılı kesim de çok var. Kesinlikle var ama genel olarak adamım bayılıyorum. Bayılıyorum bu kitle. Lee Sin kill almaya falan başladı. Lee Sin kill almaya falan başladı. Lee ne zaman late game olur? Şöyle takribi olarak diye soralım. Oo, bu sıkıntı. Abi yapma onu. Ha, Malphite'ın bütün ultileri yiyoruz. Bütün ultileri yiyoruz adamı. Güzel, tamam. Bizimkiler ejderi de aldı. Oo. Bunu kestik güzel. Süper. Ebedi kılıç bitti ya. Bayağı bir güç geldi. Ben oyunu bitirmek istemiyorum. Sadece Lee Sin'i kesmek istiyorum. O yüzden uzatacağım. Lee Sin'i raporlarım. Annecilikten. Bay. FF geldi. Demek ki late game gelmiyormuş abi. Çok güzel eğlendik. Bir hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar hasar tablosu da bu şekilde. 30k hasar vurmuşuz. Daha kesecektik ama demek ki late game gelmemiş diyelim. Yani ben çok eğlendim. Umarım siz de izlerken yani keyif almışsınızdır. Dediğim gibi bundan sonraki kışkırtmalarda da RP vereceğim. Her tarafım gönlü olsun istiyorum yani. Elimden geldiğince dediğim gibi bütün yorumları da dikkate alıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir keyif aldıysanız şöyle 2000 like yine yapıştırırsanız bir sonraki kışkırtma direkt patlar. Ya böyle 2000 like da tak 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 diğer kışkırtmayı hemen çekiyorum. Ben onları öyle takip ediyorum. Bir de abone ol, hani buraya kadar geldiysen bir abone olup desteklersen benim için ayrı bir önem taşıyor dostum. Hepinizi tekrar tekrar çok seviyorum. Yemek yiyorsanız afiyet olsun. Uyuyorsanız da iyi geceler diliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.